ilk sezonuyla başarıdan başarıya koştu, izlenme rekorları kırdı. Türkiye'nin kilitlendiği yapım Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ve oğlu Yiğit'i canlandıran Demir Birinci'yi Dizi TV'ye konuk ettik ve keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Bu benim sende. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla herkesin beğenisini, sevimliliğiyle sevgisini kazandı. Sevgili Demir, Sen Anlat Karadeniz için yeni bir sezon başladı. Peki yaz tatilin nasıl geçti, neler yaptın? İyi, arkadaşlarımla dolaştım, denize girdim, o kadar. Peki arkadaşların yer aldığın diziyi izliyorlar mı? Sana en çok sorulan soru ne oluyor? Bazıları izliyor, bazıları izlemiyormuş. Bazıları Tahir öldü mü falan diyorlar. Ben de söylemiyorum. Çünkü hani o zaman diziyi izlemezler falan. Yapımdaki oyuncuların hepsi seni çok seviyor. Set aralarında nasıl vakit geçiriyorsunuz? Oyun oynuyoruz falan. Öyle konuşuyoruz, laf geçiyoruz. Bugüne kadar pek çok eğlenceli sahnede yer alan sevimli oyuncu, anlaşılan en çok Ulaş Tuna Aztepe ile birlikte çektiği sahnelerde eğleniyor. En sevdiğin sahne hangisi Demir? Hortumlu Tahir abimi ıslattım. Böyle hortumu tutarken parmağım hortumun ucuna denk geldi, sonra bana da geldi. Orada bayağı güldüm. Sonra öyle. Sevgili Demir'in yanından Sen Anlat Karadeniz'in nefesi İrem Helvacıoğlu'nun yanına gidiyoruz. Güzel oyuncuya ilk sorumuz, uzun bir aranın ardından nefesi özleyip özlemediği. Özledim. Çünkü her yerde hani az önce sordun ya bana, hiç karşılaşıyor musun? Böyle şeylerle karşılaşıyorum ben. Yani benim genelde karşılaştığım şeyler böyle şeyler oluyor. Ya yaşayan, ya bir şekilde tanıdığı yaşamış insanlarla karşılaşıyorum ya da çok merak ediyorlar hani. Sahnelerin gerçekçiliğinden bahsediyorlar. Ve anlatırken bile düğümleniyor yani. Zor bir karakter ama çok seviyorum, çok severek oynuyorum. Korktuğunu mu sanıyorsun? Ha? Hele senin bensiz yaşamayacağını anlamışken seni cezalandırmaz mıyım sanıyorsun? Sırf bensiz kal diye kendimi öldürürüm. Çok korkuyorum. Korkma bir tanem. Korkma. Korkarsan kaybederiz bu oyunu. Bak, bu oyunda biz kazanacağız, tamam mı? Çok ses getiren Sen Anlat Karadeniz'in İrem Helvacıoğlu'nun kariyeri açısından bir mihenk taşı olduğunu söyleyebiliriz. Benden neler çıkabileceğini gördüm ve daha fazla şey olabileceğini de gördüm. Yani daha fazla şey yapabilirimi gördüm yani. Çok fazla şey kattı, çok fazla şey öğrendim. Ekip arkadaşlarımdan, yönetmenimden, oyuncu arkadaşlarımdan çok fazla şey öğrendim ve çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Benim için çok büyük bir adım oldu, geleceğe de dair. Gelecek için de bir sürü şey değişti belki de. Ama bu iyi ki nefesli oldu. Sen benim canım yanmasını istiyorsun. Ama ben de senin canın yanmasını istiyorum. Ya bir insanın öfkesi nasıl gözünü bu kadar kör edebilir? Ya gör artık. Ablan o ipe bu canavar astı. Seni bu kefulların arasına gömeceğim, ona lazımsın. Keful değil, gaful. Fark etmez, ona da gömerim. Sen bu kadar mı kıskandın ya? Diyorsun ki ne sağ ne bağ, kodik onu toprağa. Nefes olmak zorlu bir yolculuk. İrem Helvacıoğlu, hayatı tüm halleriyle göğüsleyen bu genç kadın sayesinde pek çok konuda deneyim sahibi oldu. Çok farklı bir karakter çünkü, yani çok zor. Anne değilim, anne oldum. Bir oğlum var. Evlenmedim, evlendim. Hem de şiddet görmedim, şiddet gördüm. Ve bunu anlatabilmek ve doğru bir şekilde anlatabilmek benim için çok önemliydi. Yani zor bir şey çünkü. Anlatmaya çalıştığım şey çok zor.
Ve doğru bir şekilde verebilmek çok zor belki de. Yani bunun için en iyisini hep aramaya çalıştım. Umarım doğru olmuştur. Umarım doğru anlatmaya çalışmışımdır. Biz acayip güçlü bir takımız ya. Bunu başarırız. İrem Elvacıoğlu nefese hayat verdiğinden bu yana şiddet gören kadınlara pozitif yönde ilham oluyor. Güzel oyuncu yaşadığı bir olayı bizimle paylaştı. Nasıl ağlayabiliyorsun? Genel sorular aslında bu. Diyorum ki senaryo ağlatıyor yani, çok zor. Hani düşününce bir kadının başına bunların gelebilmiş olabileceğini, ben çok etkileniyorum bundan. Yani hissettiklerim aslında gerçek derken o da hikayesini anlatmaya başladı. Ve onda şunu gördüm. Gerçekten nefes gibi kadınlar var. Yani çünkü bir kurtuluş hikayesinden bahsetti ve ondan çok etkilendim. Yani onun o gücünü görünce çok hoşuma gitti. Birinden duymak galiba, hani böyle yaşanmış bir hikayenin ve cesur bir kadının olabilme ihtimali insanı gerçekten böyle gururlandırıyor galiba. Yani evet. Aslında bütün kadınlar böyle güçlü olabilir. Görünce çok mutlu oluyorum. Beni çıkartmaya mı geldin? Seni kurtarmaya değil. Tahir'i kurtarmaya geldim. Ben 8 yıl boyunca bir şeytanla cehennemde köşe kapmaca oynadım. Bu şeytanın saklandığı delikleri o kadar iyi biliyorum ki. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. O yüzden sakın beni hafife alma. Sen Anlat Karadeniz izleyiciye keyifli bir dizi sunmanın yanı sıra kadına şiddet konusundaki duyarlılığıyla vazifesini başarıyla yapıyor. Yorumlar da alıyorsun. Evet. Yani ve şey de alıyorum. Bunu gördükten sonra işte şöyle bir şey yaptım gibi şeyler. Bu çok çok güzel bir şey. Bir oyuncu evet. Da çok güzel bir şey. Çünkü herkesin nasibi olmayacak bir şey. Evet. Yani çok güzel bir sosyal bir sosyal sorumluluk içeren bir tarafımız olduğu için ve buna gerçekten bir şekilde destek verebildiğimi ya da karşılığını görebildiğini görmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani bir karşılığı var ve bir doyumu var ve bu mutluluğu var. Bitti değil mi? Bitmedi. Daha yeni başlayayım. Ama güzel şeyler başlıyor. Evet.